şey anlatacak. 54.724 yeni vaka 55.000 seviyesinde. E, bu arada e, bir açıklama geldi. E, hani eğer böyleyse rakamlar ne olacak diye hemen söyleyeyim. Belki akşama yeni bilgiler gelebilir. Çünkü bilim kurulu konu e, toplanacak ama. E, Futbol Federasyonu'ndan ilk bilgi geldi. Sıcak e, son dakika notu olarak alttan geçmişti. E, statlar'a Hatırlatma aşısı olmayanlar artık alınmayacakmış. Kontrol edecek anlaşılan. E, çünkü hakikaten çok yaygın. E, dediğim gibi fırtına gibi esince e, da da alınmayacağı açıklaması geldi. Şimdi e, önemli isimler de, tanıdığınız isimler de e, pozitif. E, Karamollaoğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu Korona e, olduğunu açıkladı. Geçmiş olsun demişti. Evet evet. Kendisi bizzat e, açıkladı. Açıkladı. E, zaten kendileri açıklamadıkça ben e, ya da bizler e, vermiyoruz elbette. Ama diyor ki hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim diyor. E, Yılmaz Özdil, Yılmaz Özdil çok görür görmez de anlıyorsunuz. Bugün köşesinde şöyle kısacık vereyim görebilir miyiz bilmiyorum. Pozitif yazmış. Görünce anlıyorsunuz zaten. Diyor ki e, Covid nedeniyle kapalıyız. Sırt ağrısı, eklem ağrısı filan. Biraz dinleneyim geleyim demiş. O da pozitif. Erdal Öz Yağcılar da herkesin çok sevdiği bir e, oyuncudur biliyorsunuz. Erdal Öz Yağcılar da e, pozitifmiş. O da e, duyurdu. Birazdan ayrıntıya gireceğiz. Şimdi efendim Kazakistan'da bir şeyler oldu olmakta. Akaryakıt zammı hükümet düşürdü. Görüntüler çok çarpıcı, ayrıntılar çok dikkate değer konuşacağız. Ee, Kazakistan'da bir şeyler oluyor dedim ya, esas bizde neler oluyor? Merkez Bankası'nda bir şeyler olmuş. Bir gecede Merkez Bankası'nın bilançosu e, bir gecede eksi 70 milyar TL'den artı 60 milyara çıkmış. 130 milyarlık bir şey olmuş. Bir akşam böyle eee de papel gibi herhalde böyle duvarlar yıkılmış, birileri gelmiş. Fakat orada paralar alınacağı da paralar getirilmiş anlaşılan. Aman iyi saatte olsunlar. Üç harfliler bir şeyler olmuş. Sıcak başlıklarımız böyle efendim. Gelelim omikrona. mikrona e, Sağlık Bakanı da omikron fırtınasını doğruladı. E, doğruladı da hani e, ne yapacağımızı bize bıraktı anlaşıldığı kadarıyla. Ee, esas önemli e, ifadelerden biri şu, Sağlık Bakanı'nın. Diyor ki İstanbul'daki vaka öyle bir patlamış ki, ülkedeki vaka sayısının yarısı İstanbul'dan diyor. Çok hakikaten çarpıcı. Bir görelim tabloyu. Ee, şimdi, yani %76 gibi bir... E, Oran görüyoruz, bu gerçi aşı oranı ama %76 aşı oranı ama bir işe yaramıyor demek ki bilmiyorum. Bakın şu bize nasıl gösteriyor şeyi, arttı. 23 Aralık'tan itibaren arttı, 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 arttı. arttı. Yılı 40 bin seviyesinde bitirdik, dün bir baktık ki 54 bin küsur ben e, dün akşam üzeri İstanbul'a geldim. Hı. E, bulunduğum yerlerde e, çeşitli yerleri ziyaret ettim. E, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret et, ettim. E, kamu kurumlarında, belediyede e, herkes e, e, COVID ile ilgili gerekli olan tedbiri almış durumda. Ama sokakta, kaldırımlarda... Biz Mersin'de bulunduğumuz dönemde de sıkıntı duyuyorduk. Maskesiz dolaşan insanlar çok fazlaydı. O nedenle bu vaka sayısı arttı diyorduk. Ama İstanbul'da hemen hemen kimse maske takmıyor. Ha maskeyi çenesinin altında taşıyor diye gördüm. Yani doğrusu çok, çok büyük bir sıkıntı. Yani insanlarımız özellikle gençler hani denilebilir ki farkında değiller hayır farkındalar ve hele bu omikron şimdiki mutan hali gençleri çocukları evet. e, doğrudan hedef alıyor ee, yani işte 65 yaş e, dönemi e, geçti artık onlar aşılandılar bir de e, ciddi bir şekilde aşısız insanlar olduğu söyleniyor yani yeterince e, gerekli olan önlemlere uymazsanız her an sizin başınıza gelebilir. Şimdi insanlar da aslında fark etmeye başlamış herhalde birkaç gündür, yani son bir haftadır diyebilirim. Tekrar test kuyrukları olmaya başladı. Kuyruk yoktu. Bakın şimdi bu bir test kuyruğu. İstanbul'da bir sağlık merkezinde insanlar bayağı ciddi hastanelerin önünde buralarda test kuyruğuna giriyorlar. Yani bilinçlendiler. Çünkü Ama bunun şakası yok. Fark ettiler. Bilinçlendiler derken bakıyor ki konu komşu anne baba teyze. Ama yani bilinçlenme de şu olma bilinci. Yani bu teste geliyor. Pozitif çıkarsa izolasyona giriyor. Zaten devlet onu takip ettiğini de biliyor. Ama asıl önemlisi aşı olmanın bir kurtuluş yolu olduğunu bilincine vardılar. Bütün dünyada da öyle. Ben dört aşı oldum. Beşinci hmm. aşıyı eğer yapılacaksa olmak istiyorum. Çünkü hak gerçekten etrafında görüyorum ki benim çocuklarımda da aşı sizi kurtarıyor. Öldürmüyor. Belki nezle gibi, grip gibi geçirmenize neden oluyor ama sizi kurtarıyor. Bunu bizzat ben kendi oğlumda ve gelinimde gördüm. Dolayısıyla buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Siz sürekli bu çağrı yapıyorsunuz. Mutlaka aşı olunmalıdır. Mutlaka aşı olunmalıdır diye hatta birkaç defa daha söyleyeyim mutlaka aşı olunmalıdır. Aşı kurtarıyor yani sizi insanları kurtarıyor e, hatırlatma uyarma ne derseniz deyiniz ve maskeyle dolaşmak gerekiyor. Aşısızsanız ve taşıyorsanız aşılı olsanız dahi size bulaşma ihtimali var ama ölmüyorsunuz o ayrı o güvenceniz var. Biz bunun aydına varmalıyız. Ama var bile belki bir hasar bırakacak yani. Mutlaka. Onu kimse bilmiyor. Evet. Şimdi bir zamanlar deli dana çılgınlığı vardı hmm. biliyorsunuz. Kırmızı et yenilmiyordu. Ben Almanya'da bir o sırada bir toplantıya katılmıştım. Ve bir yemekte bir doktorla da beraber oldum. Ben kırmızı et yemiyorum dedim. O deli danadan. Dedi ki niye yemiyorsunuz? Çünkü böyle söyleniyor. Yani korumamız gerekiyor ne olduğumu bilmiyorum. Ne, ne olacağımızı da bilmiyoruz. Bu deli dana hastalığı neyse yarın başkasına da geçirme ihtimalimiz var. Yemememiz gerekiyor. E, doktor kendisi de aynı şeyi söylemişti. Evet şimdilik bunun ne yapacağını bilemezsiniz. E, bilmiyoruz ama 5 sene sonra ne yapacağını e, açıkça göreceğiz. Gerçekten birçok hastalığın e, daha sonra da ortaya çıktığını görüyorsunuz. Covid'in de ölmüyorsunuz kurtuluyorsunuz çok şükür diyorsunuz ama onun bıraktığı seker yani eee e, arıza neyse ne zaman çıkacak belli değil. Buna göre de en iyisi ya yani başta toptan e, ne denir e, çözüm hastalanmamak. Onun için de gerekli olan tedbirleri almak. Sağlık Bakanı da öyle demişti ya. <laughs> Ama Sağlık Bakanı daha sonra e, tabii Sayın e, e, Başkanım siz söylemeden ben bir şey söyler miyim Hazim. diyerek de e, talimatı Hazim. aldığını gördük. Vallahi, e, tarih kayıtlara geçiriyor tabii bütün bunları. Yani çok evet. e, hazin bir şey böyle e, tarihe e, geçmek ama oluyor öyle. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Okullar kapatılmayacakmış. Şimdi e, bilmiyorum belki de Hakikaten gerek yoktur şu anda. Onu bilmiyoruz da. E, bakın Avrupa çok ciddiye aldı bu işi. Hollanda, Almanya, İngiltere. Yani oralar bizden daha mı korkak? Hani biz Türkler çok cesuruz da. E, işte önlem almıyoruz. Yoksa orada e, esnafın, sıradan sade vatandaşın... E, Kapanmanın ya da kısıtların getireceği sorunlara dayanma gücü var da bizim mi yok? Ne dersiniz? İkinci söylediğiniz, bizde bir klasik şey vardır. Bir zamanlar hatırlarsınız HIV virüsü, AIDS hmm. çok yaygın bir hastalıktı. Bizde yapılan röportajlarda zannediyorum o zaman sizin de bulunduğunuz televizyonlarda bize bir şey olmaz diyen insanları görüyorduk bu bence bilinçsizlikten kaynaklanıyor. öbür devletler bizim bizim aksimize sosyal devletler. Devlete verdiğiniz vergi sonunda yurttaşın parası olarak bu tip olaylar sırasında, krizler sırasında tekrar yurttaşa döndürülmesini sağlıyor. Biz ne yaptık? Yani her tarafı kapattık dedi ki kapanacağız ve kendimizi koruyacağız. Ama IBAN numarası gönderiyoruz. Bize para gönderin dedi <laughs> tabii, devlet. Tabii. Ne oldu? Çünkü 128 milyar dolar başka yere gitmiş ve benzeri kaç 128 milyar dolarlar Merkez Bankasından gitmiş. Biraz evvel siz de söylediniz. Bir gecede Merkez Bankasında işte 70 milyar eksiden 60 milyar Artıya çıkabiliyorsunuz. Bir yerden para geliyor. Geldiği gibi de gidiyor tabii. Onu Peki da, onu acaba da şu lazım. olabilir mi? Bakın bize hiçbir şey açıklanmıyor.